25 dakikada bu hale geldi. Pembeleşti. Şimdi pembeleşen böreğimize 2 bardak sütümüzü döküyoruz. Evet. Evet. 2 bardak sütümüzü ekledik. Böreğimiz tekrar fırına gidiyor. Kızarana kadar pişiriyoruz. Merhaba arkadaşlar. Sütlü böreğimiz. Şimdi önce böreğimizin hamurunu hazırlıyoruz. Normalde biz bunu kol böreğinde kullandığımız hamuru yapıyoruz. Yani boşnak böreği sizin de bildiğiniz. Elle açtığımız. Ama farklı olarak bunu unla açacağız. Yani yağlı açmayacağız, bekletmeyeceğiz ama unla açacağız. Şimdi kaç bardak undu? 5 bardak. 5 bardak. Yani 1 kilo un eleyip de koyuyoruz. 1 kilo yok. 5 bardak. Ardından suyunu ekliyoruz. Kaç bardaktı? 2,5 bardak. 2,5 bardak suyunu ekliyoruz. Normal su. Yani ılık ya da şey değil. Normal oda sıcaklığında. 1 çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Maya kullanmıyoruz bunda. Onun yerine sirke kullanıyoruz. 2 çorba kaşığı mıydı? Tatlı kaşığı. Çorba kaşığı. 2 çorba kaşığı da sirkemizi ilave ediyoruz. Göz kararı. Göz kararı tuz koyuyoruz ama ortalama bir tatlı kaşığı kadar. Fazla. Biraz daha fazlası oldu. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Dua etmeden hamur yoğurmuyoruz. Bereketi içine. Evet, bereketi için hamurumuzu. Şimdi normalde sütlü böreğimizi yaparken ki hamurumuz aynı şekilde normal Arnavut böreği de aynı şekilde yapılıyor kat kat. Ama onda daha farklı olarak kullanılıyor. Tek farkı bunu da açarken un kullanacağız. Yani unumuz yetmedi. Evet, şu an biraz unumuz yetmedi. Onu ilave edeceğiz. Evet. 5 bardak demiştik ama. Bir bardak daha ilave ettik. Ya el un farklı oluyor. 6 bardak. Yani onunla ilgili bir şey. Hani aldığınız markayla da ilgili. Her unun tutuşu farklı oluyor. Yine siz 5 bardakla başlayın ama daha sonrasında kıvamına göre arttırabilirsiniz. Normal kulak memesi kıvamında börek hamuru gibi olacak kıvamı. Çok ne çok yumuşak ne çok sert olması gerekiyor. Evet, şu an gayet iyi gözüküyor. Hamurumuzu yoğuruyoruz. Dinlendirmeye gerek yok, ardından keseceğiz. Hamurumuzun kıvamı bu. Gördüğünüz gibi. Yani yapışmayacak. Çok da sert olmayacak. Normal kulak memesi kıvamında. Şimdi hamurumuz bekletmedik ama bekletebilirsiniz. Onu siz bilirsiniz. Şimdi önce hamurumuzu bir toparlıyoruz. Evet, tezgahımızda. Şimdi bunu parçalara ayıracağız. Kaç parça ayırıyoruz? Çıktığı kadar. Çıktığı kadar diyoruz. Şöyle. 1 2 3 4 5 6 7
8 9. Şimdi sizde yani hamurunuzla yani ortalama 15, 16, 17 hamur çıkar. Bezelerimiz çok büyük olmayacak. 10 11 12 13 sanırım 15 gibi duruyor. Çok sert olursa iyi olmaz. Evet. Hamur. Biraz yumuşak olması lazım. Çok sert bir hamur tutturmayın. Evet. 16 tane. 16 tane bezemiz oldu. Şimdi bezelerimizi alıyoruz ve yuvarlıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yuvarlayıp kenara koyuyoruz. Anlayalım tezgahımıza. Evet. Teker teker hepsini yuvarlıyoruz. Şimdi oluşturduğumuz bezeleri bir tabak, servis tabağı boyutunda hepsini tek tek açıyoruz. Ve aralarına un koyarak bol bol un yapışmasını engellemek için kenara alıyoruz. Gördüğünüz gibi unumuzu koyduk. Bu arada yarım kilo kadar ya da işte bir kilo kadar ne kadar kullanmak isterseniz lorumuz ya da çökelek, lor peynirimiz tuzladık. O da bir tarafta duruyor. Aralarına mı serpeceğiz? Şimdi bu şekilde devam ediyoruz. Hamurumuzu şimdi 16 parça olduğu için 8-8 açacağız. Yani 16 parça aynı anda açmamız istediğimiz gibi incelikte olmaz. İkinci bölümü de hazırlıyoruz. İki parçamız hazır. Birini de içine koyduk. Gördüğünüz gibi. Bütün halde açıyoruz. Aslında bu tarz hani katmer yapıyorlar bilirsiniz. Ya da işte normal hamuru açıp arasına koyup uzatarak yapıyorlar bunu. Dinlendirerek. Biz bu şekilde yapıyoruz. Tek tek açmıyoruz. Arası da bol bol un olduğu için. Aslında nişasta da kullanılabilir ama nişastayı da denemek lazım. Bir dahakine öyle deneyebiliriz. Ama nişastayla süt ne kadar iyi olur. Aslında baklava da sütlü baklava çok güzel oluyor. Olabilir diye düşünüyoruz. Bu arada tepsimiz, şöyle tepsimizi de getirmek istiyorum. Tereyağına yağladık. Tepsimizi tereyağına yağladık. Gördüğünüz gibi. Annem kağıt, yağlı kağıt kullanmayı pek sevmiyor. Lezzetli. Evet, lezzetli olmuyor diye tepsileri muhakkak böyle yağlıyoruz. Sonra onları ben yıkıyorum. Tabii biraz kriz yani onları yıkamak, bir suda bekletiyorsunuz ve tertemiz olması için. Gördüğünüz gibi tereyağlı bir tepsimiz. Hamurumuz şu anda boyutu ortalama yaklaştı diyebilirim. Yorumumuzu da alalım. Onu karıştıralım. Yorumumuz şöyle. Çökeleyim başlıyoruz. Burada lor diyoruz. Kaşar loru, kahvaltılık lor. Çok güzel tadı oluyor. Tuzladık. Burada tuzsuz satılıyor. Tuzluyoruz. İyice tuzlamasını karıştırıyoruz. Çok gördüğünüz gibi. Burada çok lezzetli bir lor bu. Birçok yerde kaşar loru diye geçiyor. Evet. Hamurumuz gördüğünüz gibi artık tek tek kapat şimdi. Tek tek açacağız ve alacağız. Açarken biraz nişasta da koyuyoruz. Çünkü açmakta un tutturabiliyor. O yüzden nişastayı unutmayın. Şöyle gördüğünüz gibi kat kat yapıyoruz. İncecik açtık. Her katın arasına da lor peynirlerimizden koyuyoruz. Bu şekilde. Koysana peynir. Evet, üst üste yerleştiriyoruz. Şimdi son hamurumuzu koyuyoruz. Bu arada nişasta da kullandık. Yani hani açmakta un konusunda emin değilseniz siz de nişasta kullanın açarken. Daha pratik oluyor. Daha kolay açılıyor. Hatta aralarına da nişasta koyabilirsiniz. Bu da bir püf noktası olsun. Şimdi son katımız gördüğünüz gibi. Şimdi kesimini yapacağız. Ve bir arada bir taraftan da tereyağımızı eriteceğiz. Çok güzel gözüküyor. Muhteşem gözüküyor hatta. Şimdi keseceğiz. Evet, börek kesimi. Değişik bir kesim yapacağız.
Bu arada böreği keserken ya da herhangi bir baklavayı keserken hamuru bastırmıyoruz. Hamuru bastırırsak hamur yetişir. Önce dörde bölüyoruz. Gördüğünüz gibi hafif kenarlardan tutabiliriz ama yani bastırmadan tutuyoruz. Sadece hamur kalkmasın diye. O kadar. Evet. Evet. Baklava tarzı bir kesim olacak bu. Baklava dilimleri şeklinde. Alması kolay. Evet. Servisi kolay. Yani bir daha ortasını alırsak, çünkü yumuşak bir hamur bu. Dökülür. Bir daha ortasından bir daire daha döndürürsek yani iki parça, bir havuç dilim bir de bir kare parça olacak. Evet. Çünkü çok sert bir hamur değil ve içi dolu olduğu için bir tur daha döneceğiz. Yeter. Öbür tur. Şimdi gördüğünüz gibi tabağımızla ölçü alıyoruz. Yani dilimler daha kolay ayrılacak. Çünkü börek olduğu için dökülebilir. Büyük parçalar, geniş parçalar börekte çok kullanışlı olmaz. Ama tatlı ve işte bol nişastalı ürünlerde hamur birbirini tutacağı için yapılabilir. Gördüğünüz gibi tek tek daireyle uğraşmanıza gerek yok. Böyle tabağa alıyorsunuz. Çok tatlı. Evet, güzelce ölçüyoruz. Dilim bedava görerekten. Annemle muhteşem. Şimdi tereyağımızı eritiyoruz bir yandan. 200 derecede fırınımızı hazırlıyoruz. Gördüğünüz gibi 225 gramlık bir tereyağımız var burada. Tereyağımızdan biz kahvaltıya ayırıyoruz. Aslında tamamını kullanabilirsiniz. Bunu eritiyoruz. Çok yağlı oluyor. Çok yağlı olmasına gerek yok. Evet. Fırınımızda 180 derece, 200 derecede fırınımızı hazırlıyoruz. Fırınımızın nasıl pişirdiği ile ilgili bir şey. Eritiyoruz yakmadan, fazla yakmadan hemen. Fırınımız eridi. Şimdi püf noktamız her yerine tereyağını evet ilave etmek. Şimdi çıtır çıtır. Üzerine herhangi bir şey sürmüyoruz. Tereyağımız var. Yani yumurta ya da benzeri sürmüyoruz. Daha kıtır kıtır olacak böyle. Aslında buna yarım kilo tereyağı gider. Yok. Koymak isteseniz. Hayır, çok yağlı. Yok, tabii ki o kadar fazla tereyağı koymuyoruz. Yani gördüğünüz gibi 200 gram tereyağını bu şekilde her yerine sürdük. Burada fırınımızı da ısıttık. Şu anda hazır. Muhteşem böreğimiz. Çok heyecanlıyım. Bu arada 2 bardak süt ekleyeceğiz. Sütümüz kenarda, oda sıcaklığında dursun. Hafif pembeleştiği an sütümüzü ekleyeceğiz. Evet, 25 dakikada bu hale geldi. Pembeleşti. Şimdi pembeleşen böreğimize 2 bardak sütümüzü döküyoruz. Evet. Evet. 2 bardak sütümüzü ekledik. Böreğimiz tekrar fırına gidiyor. Fırına kadar pişiriyoruz. Evet. 1 saate yakın piştikten sonra böreğimiz servise hazır. Gördüğünüz gibi. Bir kesip bir parça gösterebiliriz. Evet. Kokusu bu arada muhteşem. Baklava kokusu gibi. Tereyağı. Evet, mis gibi tereyağı kokusuyla böreğimiz hazır. Şimdi hemen bir tane çıkartalım. Şöyle bir servise hazır bir durumda artık. Evet, yağlı kağıt kullanmadığımız için biraz zor çıkıyor börek. Bol tereyağlı. Evet. Baklava gibi koktu. Börek gibi değil de şöyle. Evet, gördüğünüz gibi.
afiyet olsun demek istiyorum.